Evet değerli dostlar. Allah Azze ve Celle Uhud'daki ziyaretimizi kabul etsin. Bana yazıyorlar internetten. O kadar gidip geldin, bu heyecanını neye borçlusun? Şimdi değil mi? Mesela bir yere birkaç defa gidersiniz. Ondan sonra artık mesela bizim bazı eski hocalar falan böyle sıradanlaşmış gibi. İşte burası Uhud şehitliği falan. Mekke'de biz küçükken, biz geç yaşta başladık. Ben 16 yaşından beri rehber hoca olarak geliyorum. O zaman eski büyüklerimiz vardı. Standartlar değişmezdi. Başlardın ilahi okuyacaksın. Çeşitli makamlardan kasideler okuyacaksın. Geldiğin zaman burası şu diyecek, gene duaya bağlayacaksın. O kadardı. Biz şimdi detaylarını öğrenmek istedik, anlatmak istedik. Bizi kınadılar. Dediler ki bu kadar detaya gerek yok dediler. Sonra baktık ki onlar da bize dönmeye başladı. Sonra onlar da detaylara girmeye başladı. Çünkü asıl olan odur. Buranın sevdasını yüreğini taşımazsan burası sana işkence gelir. Burası çekilmez. İklim olarak çekilmez, ortam olarak çekilmez ama aşkın varsa, Allah ve Resulüne karşı duyduğun bir sorumluluk varsa, buraya geleyim, harcırahımı alayım, el bekleyeyim, 3-5 de havuzlu çarşıdan alışveriş yapayım, ucuza telefonumu alayım, Türkiye'de de hacılardan birinin pasaportunu kitleyeyim diyorsan bu iş yapılmaz. Ama az kişi gelmiş, aşk konuşayım, kendimi az yorayım demez. Bir kişi bile gelse onun belki geleceğin Fatih'i, belki geleceğin Selahaddin'i olabileceğini düşünerek hareket edersen, her kişinin değerli olduğunu farkına varır ve sorununu yerine getirirsen, buradaki aşk bitmez işte. O zaman benim gibi heyecandan eliniz ayağınız durmaz. Yerinize duramazsınız. Ben bir Show TV siyaset meydanına katıldım. Siyaset konuşalım, böyle konuşmam. Kamu yönetimi mezunuyum. Devlet işlerini konuşalım, bu kadar yorulmam. Lisanslı tekvandocuyum, spor konuşalım, bu kadar konuşmam. Çünkü onlar benim için sıradan şeyler. Ama bunları konuştuğun zaman yüreğime heyecan basar. Saatlerce konuşurum. Yorulmadım mı hoca, bir sus dersiniz, gene konuşurum. Burası bize onu öğretir. İşte şimdi gideceğimiz yer gibi. Aziz dostlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam kıble olarak Cebrail aleyhisselamın göstermesi sonucu namazlarını Kudüs tarafına doğru kılıyordu. Allah Resulü Mekke'de bulunduğu zaman, şimdi burası Mekke, burası Medine, burası Kudüs. Kıble tarafına denk geliyordu. Namazını Hacer-ül Esved ile Rükn-i Yemani tarafında kılar. Böylece Kabe'ye sırtını dönmezdi. Çünkü Kabe inne evvele beytim huda'lin nasile lezbi bekkete mübareke ve hudalil alemin. İlk yeryüzünde mabet olarak inşa edilen yerdir Kabe. Bu sebepten dolayı Allah Resulü hep oranın eski haline dönmesini umut eder. Ama Cebrail aleyhisselam Kabe'nin kapısının tam yan tarafında 5-6 tane kahverengi kaya var, taş var. Oradakileri Musalla Cibril deriz. Peygamber aleyhisselama Cebrail aleyhisselam orada namaz kılmayı öğretmiştir. Hala o taşlar durur orada. Kabe'nin ilk eski dönemlerinden bile kalan kısımlardır. İbrahim aleyhisselamın yaptığı Kabe döneminden. Allah Resulü Medine'ye geldi. Kıble güneyde kaldı. Kabe güneyde, kıble kuzeyde kaldı. Kabe sırtını dönmüş olmak Allah Resulü'nün ruhen üzüyordu ama Allah'ın emri gelmeden peygamber dinen bir hüküm koymamazdı ki. Bunun üzerine sadece dualarda bulunuyor ve bazen gözünü semaya çeviriyordu. Burada bulunan Yahudiler de bunlar dinimizin batıl olduğunu söylüyor ama bizim kıblemize yöneliyor diyorlardı. Allah Resulü'nün bu durumu üzülüyor, bazı kalbi zayıf olan müminlere de yeni iman etmiş olanlara şüphe oluşturuyordu. Allah Resulü aleyhisselam her sabah namazını kıldıktan sonra işrak dediğimiz 45 dakikalık zaman geçene kadar dua ve kişisel zikir ile meşgul olur. Güneş doğduktan sonra 2 rekat işrak namazını kılar, sonra dolunayı bile kıskandıran en kederli adamı bile yüzünü gösterdiği zaman huzuru katan o mübarek tatlı dostane çehresini cemaatine döner. Hasta olan var mı ziyaret edelim, cenazesi olan var mı yardımcı olalım, rüya gören var mı yorumlayalım derdi. Hatta bazı rüya hadislerini oradan mescitten anlatır bize. Dediler ki ya Resulallah, Bera bin Azib bin Mağrur'un anneleri hasta, Selim'e oğulları. Dedi ki oraya gidelim o zaman. Allah Resulü Aleyhisselam, yani bu kadar koşturmacı içerisinde ben mesela şimdi akrabalara bayramdan bayrama mesaj gönderebiliyorum anca. Bir de cuma listesi oluşturdum WhatsApp'tan, toplu mesaj gönderiyorum anca, o kadar vakit bulamıyorum. Bahaneme bak, peygamber savaşla uğraşıyor, münafıkla uğraşıyor, kafirle uğraşıyor, düşmanla uğraşıyor, dostla uğraşıyor, aile içi sorunlarla uğraşıyor, dışarıdan gelenlerle uğraşıyor, Gassan Melik'i meydan okuyor, İran Kisrası elçisini şehit ediyor. Bütün bunlarla uğraşırken yine gelmiş, bir de hastayla falan uğraşıyor. Bir de yabancıların hastaları yani. Geliyor, hemen solda minareye bakınız. Gördüğünüz minareler Kıbleteyn Mescidi. Selim oğulların yurduna geliyor sabahleyin. Burada onları ziyaret ediyor. Peygamberin hasta ziyareti de bizimkine benzemiyor. Yanına bir tane muzu alıp bir tane kolonya ile bisküvi götürünce, onu da orada kendin yiyince hasta ziyareti olmuyor. Peygamber aleyhisselam geldiği zaman hasta ziyaretine selam veriyor, tesellide bulunuyor. Bizimki gibi, o hastalık mı, benim de akrabam ondan oldu öldü, İnşallah sen ölmezsin gibi. Hastanın iyice moralini bozmuyor Allah Resulü. Allah'ım
Rabben nas ashibil bas ve şfi ente şafi la şifa illa şifauk şifa la yuqadir illa sekame. Şifa ver ey insanların Rabbi, senin şifandan büyük şifa yoktur, sensin şafi olan. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın diye şifa duasında bulunuyor. İnşallah iyi olacaksınız diyor. Tıbbi olarak bilgisi dahilinde ise bazı tavsiye ve nasihatlerde bulunuyor. Ondan sonra da ayrılıyor. Burada uzun kaldı. Şu gördüğünüz mescidin olduğu yerin ön tarafında hurma kurutma alanı vardı Seleme oğullarının. Çünkü hurmaları toplarlar, bir de kuruturlar da. Öğle namazı vakti geldi. Mescid-i Nebi'ye gidemeyecekler. Mesafe uzun. Dedi ki burada namaz kılalım 30 kadar kişiler. İlk 2 rekatı kıldı. Nereye doğru? Bravo, Kudüs'e doğru. 2 rekat bitti. Ettahiyyatı okuyor. O anda Bakara suresinin 144. ayeti geldi. Kadına radukallebu veçika fissema. Senin gökyüzüne baktığını biz görüyoruz, biliyoruz. Allah Azze ve Celle diline söylemesine gerek yok. Öyle sırlar vardır ki melekler bile bilmez. Melekler siz ishar ederseniz bilir. Ya uygulayacaksınız ya söyleyeceksiniz, bilip yazacak. Kiramen katibin, yazıcılar. Söylemezseniz sadece Allah bilir, melek de bilemez. Kalbinizden geçenleri Allah Azze ve Celle bilir. Ayette dedi ki seni kıbleten tardaha, seni razı olduğun kıbleye çevireceğiz. Fevelli veccheke şatral mescidil haram. Bundan sonra yönünüzü kıbleye çevirin ayeti orada indi. Peygamber aleyhisselam vahiy geldi ikinci rekatte. Üçüncü rekatte kalkarken 180 derece döndü. Sahabeli yüz yüze kaldı. Şimdi 619 yılından beri 5 vakit namaz sistematik olarak kılınıyor. Sahabe baktı ki 5 yıl geçmiş aradan, hicretin 16-17. ayı, Recep ayının ortaları ya da bir rivayette 27. günü. Peygamber aleyhisselam ilk defa namazı bir anda döndü. Şimdi sahabenin yerine koyarak ben tarihi olayları böyle empatiyle canlandırırım ki orada özdeşleştirip ders alabileyim kendime. Şimdi ben olsam ne düşünürüm? Acaba Resul'dan abdestim mi bozuldu? Unuttu mu Resul aleyhisselam? Hani bazen hocadan çok hocacılar olur. Hoca nefes almak için Kur'an'da bir nefes alır şöyle. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Tükürümüzü yutacağız, affedersiniz. Hani nefesimiz kurumuş. Hemen arkadan bağırır. İyyâke nâbudu. Hani böyle hocaya sen bilemiyorsun oğlum, bak İyyâke nâbudu diyeceksin diye falan. Acaba Allah Resulü aleyhisselama haşa ve kella böyle bir şey mi yapardık? Sahabeyi sahabe yapan şey, onu öyle iyi tanımışlar ki insan iki kişiye sorgusuz sualsiz takılır. Bir, ya çok cahildir hiç sorgulamaz, ya da öyle tanımıştır ki o yapıyorsa mutlaka vardır bir sebebi der. Sahabe öyle bir tanımış ki hemen arkasına geçerler namaz için. O yüzden bugün camide bile namazlı yürüyenleri görürsünüz. Bazen boşluk olunca safta. O ruhsat sebebiyle yürürler. Allah Resulü'nün arkasına geçerler. Böylece 2 rekatı Kudüs'e, 2 rekatı Kabe'ye kılındığı için mescidi kıbleteyn, 2 kıbleli mescit derler. Yoksa adam bir tanesi dediği gibi hocam şimdi canım istese buraya doğru, canım istese buraya doğru mu kılacağım kıbleteyn deyince, hayır. Kıyamet gününe kadar kıblemiz artık sadece Kabe'dir. Buradası hatır olarak bize bunu hatırlatıyor. Peygamber aleyhisselamı nasıl tanımışlar, nasıl bilmişler ki? Şimdi mesela darimden beri kaç, 2 saatten beri yoldayız. Bir taneniz bile demedi ki hocam şoförün ehliyeti var mı? Güvendiniz bize ve itimat ettiniz, bindiniz arabaya, değil mi? Biz de Abdullah Beylere güvendik, onlar da şirketlerine güvendi. İtimat ettiğimiz için arabalarına bindik. Sahabe öyle tanımış ki aziz dostlar, bizim bu arabaya binip gönül rahatlığıyla yolculuğum yapmamız gibi o yapıyorsa öyledir demiş, uygulamış, sonra sebebini sorgulamışlardır. İşte şimdi biz de Kıbleteyn Camii'ne geçeceğiz. 2 rekat müsait olarsak bir tövbe namazı ya da 2 rekat hacet namazı ya da tahiyyatül mescid, mescidi salamlama namazı ya da varsa kaza namazını kılacağız. Sonra 10 dakikaya geri geleceğiz inşallah. Peygamber tahiyyatül mescid dediğimiz mescidi salamlama namazı kılardı. Ama ben bizler için ilk defa geliyorsunuz onu yaparsınız. Bir de nacizane şeyi tavsiye ederim. 2 rekatta bir tövbe namazı kılıp ya Resulallah peygamberinin şurada kıldığı namazların arasına benim namazımı da kat, tövbelerimi kabul et diye dile getirirseniz inşallah odan buna bir vesile olur. Bir de 2 rekatta hızlıca Kevser'le kılarsanız onu da yetiştirirsiniz. Allah'ım şurada bir istek, hacet namazı kılıyorum dersiniz. Namazdan sonra Allah'ın peygamberinin duasına icabet ettiğin kıbleyi değiştirdin. Benim de dualarımı icabet et, hastalıklarımı sıhhate değiştir, borçlarımı edaya değiştir, ömrümün sıkıntısını, kederlerini iyiye değiştir diye dualar yapabilirsiniz. Haydi bismillah. Ta arkadaki bütün heybetiyle dikkatimizi çeken Uhud Dağı'nı görüyor musunuz? Nasıl bir silüet var üzerinde ya, sanki toz bulutu gibi bir nur ön tarafında. Sanki arka tarafta bir portre çizilmiş.
Tabii peygamber dönemindeki mescit bu kadar büyük değildi. Osmanlı dönemindeki resimlere baktığınızda küçük bir şeydi. Bu Türk mimar Mahmut Kirazoğlu Bey tarafından restore edilirken Suudlar tarafından inşa edilen mescit. Osmanlı döneminden yapılan kısmın ön tarafı içeride gözüküyor. Mihrap hatta kısmen gözüküyor. Meşhur olmak böyle bir şey herhalde. O Meryem otu dedikleri bu şecere Meryem. Ama Mekke'den alırsınız. Bir saniye tutar mısınız? Karşıdaki Uhud Dağı. Çok geldi. Abdest hemen şurada bakın ileride tuvalet yazıyor. Men tuvalet. Oradan alıp gelebilirsiniz. Varsa beni takip edin. Selamun aleyküm. Kim hala haberi? Kim sen ha? Hayır inşallah. Barakallahu aleyküm. Cezakallahu aleyküm. Selamun aleyküm. Hamdolsun Rabbimizden razı inşallah. Sizler nasılsınız değil misiniz? Allah kabul etsin. Tabii şeref duyarım. Ben de zaten kıble eteğini çekiyordum böyle. Videoda denk geldi. İsminiz? Musa Bakır hocam. Maşallah. Ben de 6 yıldır bu görevi yaptım. Evet maşallah hocam. Memnun oldum. Allah mübarek etsin. Allah razı şeref eylesiniz. Şu videoyu bir çekersen abi. Bir de şu resmi çekerseniz. Mustafa abi siz zahmetli de resim çekebilirsiniz. Şeyle, özellikle yukarıda bizim mihrabımız var. Mihrabla beraber. Aşağıdan biraz çekerse Mustafa Bey Beşer Allah'ın izniyle Katar'ı fethetmiş abimizdir. Yok estağfurullah. Fethedemedik hocam. Fethetseydik bizimdi. Eyvallah. Güzel çektiğim ama sizi göremedim ki ben. Hocam şöyle sımsıkı sarılmışken. Ha, öyle olacak. Bak bak. Tabii hocam. 0544 kartı da varmış aslında. Hocam Allah kabul etsin. Hacı yanımızdan hemen söyle. Bir şey var mı hocam? Ay maşallah. Siz bir de dua edin. Hafız babasısınız ya maşallah. Hürmet ederim hocam. Allah kabul etsin. Gördüğünüz gibi Osmanlı dönemindeki mescit şu ön tarafta küçük bir alan. Mescidi yeniledikleri zaman şu görmüş olduğunuz mihrabı Mahmut Kirazoğlu yukarı koyuyor. Yani ecdat dönemindeki mescit gözle canlansın diye. O da gözünde canlansın. Rekat kıldı. Üçüncü rekata kalkarken karşı karşıya geliyor. Sahabe de hemen onun arkasına geçiyor. Aynen. Namazı yürüme izni oradan diyor. Aynen. Teşekkür ederiz. Gelin siz de görün inşallah. Teşekkür ederim. Bitirebiliriz. Elinize sağlık. İki rekat tahiyyatü mescid namazı, iki rekat tövbe namazı, iki rekat hacet namazı kılarsak bence nacizane önerim güzel olur.